beri. Gelin beri. Hayır, biz bunları üreticilerimizin geliri artsın diye hayvanlarımızın ırkını değiştirmek adına, tabii ki bu maşakatlı bir süreç. En büyük sıkıntımız da dediğim gibi bu koç sıkıntısı, teke sıkıntısı. Kadir Başkanım sağ olsun bize teke sözü de vermişti ama biz talepleri toplarken çok müracaat olmadığından dolayı, teke talebi olmadığından dolayı bu projeyi yapamadık arkadaşlar. İnşallah ileriki önümüzdeki yıllarda sizin huzurunuzda Kadir Başkanım'dan önümüzdeki yıl bu projenin tekrar devam etmesini sizin adınıza talep ediyorum. Efendim, tarımın başına gelenler hepimizin malumu. Çok sıcak ve hissederek yaşadığımız bir olay. Et fiyatları ulusal çapta yayın yapan tüm yayın organlarının ilk gündem maddelerinin oluşturduğu bugünlerde, yeni kurulmuş 3 yıllık Büyükşehir Belediyesi olarak 2 yıldır uygulamaya koyduğumuz bir projenin ikinci dilimini uyguluyoruz şu anda. Projemizin adı Koyunculuğu Geliştirme Projesi kapsamında damızlık koç dağıtımı. Bizim bunu iliğine kemiğine hissederek ve özellikle bizim proje ortağımız olan ilimiz Damızlık Koyun Yetiştiriciler Birliği'nde severek, isteyerek kabul ettiği bu proje gerçekten ihtiyaç duyduğumuz bir projeydi. Biliyorsunuz biz hayvancılık alt sektörüne birden çok cepheden, hizmet etmeye çalışıyoruz. Onlardan biri de 80-24 Ocak kararlarından bugüne yarı yarıya ülke genelinde, 137 il genelinde de yarı yarıya düşen koyun sayısının mümkün olduğu oranda artırılabilme çabası. Biz buna hem insanımızın doğru düzgün beslenmesi adına hem de kırsalda yaşayan, bu işlerde iştigal eden çiftçilerimizin gelir düzeylerini bir nebzecik de olsun artırabilmek uğruna bu projeyi hazırladık. Tabii bu projelerin hepsi vatandaşlarımızın hepsine ihtiyacı olan ortak projeler. Bu projeler hep herkesin sahip çıkması lazım değerli arkadaşlarım. Biraz sonra bilgi vereceğim. Ben bugün isterdim ki burada çağırdım, davet ettim. Sağ olsun Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız geldiler. Kendisine hoş geldin diyorum. AK Parti İl Başkanımızın da Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı burada olsunlar isterdim. Üçünü de yanımıza alalım. Herkes burada görüşünü söylesin. Çünkü böyle projelerin siyasal getirisi olmaz. Böyle projeler sadece vatandaşlarımızın menfaati içindir. Şimdi değerli arkadaşlarım, bu arada tabii yurt dışında kuduklarımızı bekleyen Kahraman Mehmetçiklerimizin büyük operasyonu başladı. Gururla izliyoruz. Heyecanla izliyoruz. Bütün dualarımız onlarla. İnanıyorum ki bugüne kadar kahraman ordumuzun her aşamada yapmış olduğu kahramanlıklar burada da kendini ortaya koymaya başlamıştır ve devam edecektir. Buradan bütün askerler inşallah burnu kanamadan döneceklerdir. Ve Türkiye kendisini tehdit eden dış güçlere karşı tek bir yumruk halinde bütün herkes birleşerek hükümetimizin yanında muhalefeti, iktidarı, herkes ülkemizin menfaati için, sınırları korumak için bir aradayız. Şunu herkes bilmeli ki biz Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda da 7 düvede meydan okuduk, yine okumaya hazırız. İsterse bu dünya değil Amerika olsun, umurumuzda belli değil. Ama bütün bunlar şunu göstermiştir ki Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. O nedenle birbirimize kenetleneceğiz, hep beraber olacağız. Ben bu duygularla bir kere daha kahraman Mehmetçiklerimize, kahraman ordumuza, güvenlik kuvvetlerimize başarılı manevralar, başarılı mücadeleler ve sağlık şekilde dönmelerini diliyoruz. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Amin. Değerli arkadaşlarım, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı biz Büyükşehir olduktan sonra ilk kurduğumuz daire başkanlığı. Buraya da hep bunu söylüyorum. Bu göreve Sayın Hacı Bey'i teklif ettiğimiz zaman sağ olsun bizi kırmadı. Hacı Bey ve hanımı da gerçekten her toplantımızda buradalar. Bu işe heyecanını vermiş, kendisini vermiş. Bizi de o heyecanı ortak edecek projelerle karşımıza gelmiştir. Bugüne kadar Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak, bunun projeleri olarak Büyükşehir'in birçok projelere imza attı. Örneğin bir mandacılık projesi var. Bugün burada Büyükşehir Belediyesi
Tarım Komisyonu Başkanım da burada geldiler, sağ olsun. Hoş geldin Nazım Başkanım ve bütün arkadaşlar buradalar. 168 tane manda vardı sarayda. Peki daha ilinin genelinde. Bir projeyle, pardon 168 diyorum, 350 manda vardı. Biz projeyi başlattık. 168 tane gebe mandayı büyükşehir olarak, İBİ olarak aldık. Bugün sarayda 1534 tane manda oldu. Yani ciddi boyutta en azından 900'den sonra teşvik de alıyor bunu vatandaş. Onu da almaya başladılar. Çok canlı bir hareketli projeydi. İkincisi, hiçbir büyükşehirin yapmadığı bir mera iyileştirme projemiz var. Bugüne kadar 95.650 dönüm merayı 2.389.000 kilogram 20-20-0 gübre atarak 1'e 4 verim alarak iyileştirdik. Zaten Tekirdağ'ın tamamında 300 bin dönüm mera var. Biz bunun 100 bin dönümü, yani %30'unu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bugün iyileştirmek durumdayız. Vatandaşlarımızın hepsine hayırlı olsun. Şimdi üçüncü projemiz özellikle 12.500 dönüme hitap edecek kabayem, bitki tohum, daha da bitki, yem bitkileri, fiyem, macar fiyem dağıttık. Bunlar da projemiz içerisinde. Ama en önemli projelerimizden bir tanesi de 30 büyükşehir içerisinde yem fabrikası işleten tek büyükşehir. Birlik yem fabrikası olarak da bölgedeki yem fiyatlarını dengelemekte çok önemli katkılarımız oluyor. Şimdi bu Damızlık Koç Dağıtım Projesi'nde de iki senedir birinci sene 218 üreticiye, bu senede 201 üreticiye toplam 419 işletme sahibine koyu dağıtıyor. Geçen sene 300 tane, bu sene 300 tane. Sayın Başkanımız da geçen sene bizi tam o heyecanlı sırada bir gaza getirdi. Başkanım, tarımsal hizmetlere de kendi başkanım. Gel yanıma azıcık. Tarımsal hizmetlere hizmet olunca gaza gelmeye hiç ihtiyaç yok. Zaten bir gazımız var bizim o konuda. Arkadaşlar ne isterse yerine getirir. Çok yani. Teşekkürler. Bunları bu şekilde de nazizane bir plaket vermeye karar verse kendilerine. Bizi...